Euzü billahi mineşşeytanirracim. ise virüs sebebi virüs camilerimiz, Amin medreselerimiz kapalı olduğu için biz burada itikafa giremeyeceksek ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? İşte evlerimiz mescid olduğu için nasıl ki teravihlerimizi evde kılıyorsak, nasıl ki diğer ibadetlerimizi evde yapıyorsak ki işte bu günlerde bizim evde itikafa niyet ederek Allahu Teala Hazretleri durumumuzu biliyor, halimizi biliyor, niyetimizi biliyor. Rabbimize bu niyetimizi, halimizi Rabbimize niyet ederken bu arzu halimizi Mevla'ya ulaştırarak bu şekilde itikafa niyet edilebilir. Yani yani korona günlerinde itikaf evde yapılabilir sadece eğer nezir yap yapılmışsa bir itikaf nezdedilmişse vacip itikafın camide yapılması vaciptir onun için o camide beklenebilir ama şu sünnet olan, müekket olan, sünnetin müekket olan bu itikaf evde yapılabilir. Şu soruyu çok soruyorlar. Bu soruda cevap verip inşallah bitiriyorum. Peki çalışan kardeşlerimiz ne yapması gerekiyor? Gündüz işe gitmesi gerekiyor. E peki itikaflı nasıl olacak? Bu sünnet olan, nafil olan, vacip olan bir itikaf olmadığı için. Dolayısıyla İmam Muhammed e Hazretlerinin de itikafın süresi bir andır hiçbir e sınırlama ve tahdit yok fetvasını alarak bu kardeşlerimiz de işe giderken gider. Geldiği zaman evinde son 10 gün sünnet-i müekked niyetiyle eve girdiği zaman itikaf niyeti yapabilir. Şartlarına riayet ederek. İşte hulasa-i keram korona günlerinde, virüslü günlerde, camilerin, mescitlerin kapalı olduğu günlerde evimiz mescid olduğu için, evimiz meddesi olduğu için saydığımız şartlara riayet ederek itikaf yapılabilir. Mevla Teala Hazretleri bizi kendisine bu halde yaklaşırken, bu halde ibadet hali üzere görmesi, Allah'ın rızasını celbet sebeptir. İbadete yönelmeye, Kur'an'a yönelmeye, özellikle ve özellikle son 10 gününde Kadir Gecesi'ne ulaşmaya ve Kadir Gecesi'ni ihya etmeye sebeptir. Çünkü hem Ramazan'ın genel için hem de Kadir Gecesi men qame leyletel kadri imanen vahtisaben gufra lehu ma tekaddeme min yine men qame ramazane imanen vahtisaben gufra lehu ma Kim Kadir Gecesi'ni kıyamla geçirirse ve kim Ramazan-ı Şerif'i genel manada kıyamla geçirirse, geçmiş bütün günahları affedilir müjdesine nail olmak vardır. Elimizden geldiği kadar buna gayret edelim. Allahu Teala kabul eylesin. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri itikafımızı, itikafa yaptığımız niyetlerimizi kabul eylesin. Allahu Teala razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.